Herkese Sky Spor ekranından merhabalar. Bu akşam program boyunca tabii ki sizlerle Fenerbahçe-Samsun Spor karşılaşmasını konuşacağız. Detayları yorumcularımızla birlikte değerlendireceğiz. Ve beraberlik Fenerbahçe'nin beklemediği bir sonuç oldu. Bunların hepsini değerlendireceğiz fakat öncesinde sponsorumuz Misli'den size harika haberlerim olduğunu söyleyeyim. Bu karşılaşmaya Misli'de süper oranlarla oynayanlar daha fazla kazanç sağladılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ama bununla kalmayacak. Eğer sizler bu fırsatı kaçırdıysanız üzülmeyin ve hemen Misli'ye üye olun. Sürpriz oranlarla kuponlarınızı yapın. Süper oranlarla hemen kuponlarınızı yapıyorsunuz. Ve siz de daha fazla kazanç sağlıyorsunuz. Şimdi müjdeme geldi sıra. Misli'ye yeni üye olan herkese de hemen 50 TL hediye koşulsuz şartsız hesabına eklenecek. Evet değerli izleyenlerimiz, Sky Spor'a abone oluyorsunuz ve videoyu yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Orada beğen butonu var. Hemen öncelikli olarak beğen butonuna basıyorsunuz ve bizler değerlendireceğiz. Şimdi karşılaşmayı sevgili Erman Özgür ve Batuhan Karadeniz'le birlikte. Erman abi hoş geldin. Merhabalar. Batuhan nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok selamlar. Bir ufak operasyon geçirdim, yüzüm biraz şiş. Ben niye bu kadar beyaz görünüyorum? Yüzüm biraz şiş olabilir. İdare edin arkadaşlar. Karşınıza gözlükle çıkmak istemedim. Evet. Hemen diyorum ve sözü biraderim Erman abiye bırakıyorum. Ne yaptın? Neden bana bırakıyorsun? Çünkü yani... Çünkü sen iyisin. Hayır. Sen Livakovic'le başlamaz mısın? Bir dakika mısın? Bak bozulacak Erman abi. Erman abi yine bozulacaksa adamı çizgisinden abi çıkacak. Çok çirkinim ya. Yok, benim arabadan gözlüğümü alsınlar. Yok, ben böyle izleyicilerin önüne çıkamam. Erman abi şimdi... Bir yaz, bir kış gördük Fenerbahçe için. İlk yarı gerçekten muazzam bir Fenerbahçe vardı. Hele ki atılan gol bence şiir gibi bir goldü. Öncelikle onu söyleyeyim. 12. dakikada. İşte Fred'in pası, Tadic'in asisti inanılmaz. İlk yarıdaki 9 şut, 4'ü isabetli, 2 tane büyük kaçan şans var. Ve bunların ikisini de Okan çıkartıyor. Harika bir Fenerbahçe izledik ama ikinci yarıda ya Samsun Spor çok iyi analiz etti teknik direktörü, ya da Fenerbahçe gerçekten gününde değildi ikinci yarı. Bir kere Samsun Spor'un golü bulduğu anlarda inanılmaz oynadığı anlar değil. Evet. Ama Fenerbahçe'nin kontrollü oyuna geçtiği ki o ilk 45 dakikadaki tempo 90 dakika devam etmez 3 günde bir maç oynanırken falan. Hakan o iş mümkün değil. Evet. Ama o oyundan, o tempolu oyundan birden fazla gol çıkaramamak bu akşamki Fenerbahçe'nin puan kaybının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Katılıyorum, harika bir gol attı futbol resitali gibi. Fakat Fenerbahçe'nin bel bağladığı en önemli oyuncular kimler? Bir numarada Dzeko var. Bu akşam hat-trick yapabilirdi. Evet. Ama ikinci veya üçüncü golü atmadığın zaman Samsun Spor gibi artık kaybedecek bir şey kalmamış. Rakibi dün akşam 4 gollü bir galibiyet almış Pendik Spor. Şu bir gerçek, şampiyonu sadece şampiyonluğa oynayan takımın performansları değil, düşmeme mücadelesi veren takımların mücadelesi de belirleyecek. Bu akşam da Samsun Spor inanılmaz mücadele etti. Fenerbahçe'nin temposuna karşılık vermeye çalıştı. Futbol hatalar oyunu. Bana göre yediği golde Livakovic'in büyük hatası var. O kadar çaprazdan kaleyi boşalttıktan sonra yediği gol. Bence Fenerbahçe'nin puan kaybında bir numara. Maçın ikinci yarısında İsmail Hoca'nın açıkçası değişikliğine şok oldum. Çünkü İrfan Can kötü oynamıyor. İyi oynuyor. Her an skora dokunabilir. Tadic en iyi maçlarından bir tanesini oynuyor. Dzeko da sürekli pozisyona giren bir oyuncu. Dakikalarda henüz 69. Bir anda üçünü birden oyundan çıkarmak nedir? Bütün hücum organizasyon. Bak bunu tek tek yaparsın. Örnek veriyorum. Tamam, Tadic'i çıkarttın mı? Joshua King'i alırsın. İkinci bir santrafor da sokarsın ceza sahasına. Ya da İrfan Can Cengiz değişikliği yaparsın. Bir 5-6 dakika sonra diğer oyuncu. Üçünün birden aynı andan oyunda çıkmasını ben pek anlayamadım. Fenerbahçe'ye bir getirisi de olmadı. Fenerbahçe yediği golden sonra çabuk oynamaya çalışırken telaşa düştü. Bence sezonun en kritik kayıplarından bir tanesi Fenerbahçe için. Çünkü hiç kimse kendi sahasında Fenerbahçe'nin Samsun maçına bir kayıp yazmaz normalde. Tedirgin olan Galatasaray olacakken şimdi evet. Fenerbahçe oldu. Şimdi değerli izleyenlerimiz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Batuhan, bambaşka dediğim gibi iki tane farklı yarı seyrettik ama... İşin sonucuna baktığın zaman bir birlik beraberlik. Şimdi şöyle de bir durum var. Mesela 7. dakikada Tadic'in kaçırdığı çok net bir pozisyon var boş kaleye. Onu es geçmeyelim. Fakat 51. dakikada da Taylan Antalyalı'nın vurup Livakovic'in kurtardığı bir pozisyon var. Yani maçın aslında iki tane kırılma anı var. Hakan işte kaleci oldun mu böyle oluyor be. Ama golde çok büyük hatası bak şimdi, var. Tamam işte bunu diyorum. Kalecilik nedir biliyor musun? Nedir? Türkiye'de alkışlanan bir kaleci olmak istiyorsan
öncelikle yapman gereken yiyeceğini yiyeceksin, yemeyeceğini yemeyeceksin. Nasıl oluyor? Mesela Taylan'ın şutunu Livakovic bugün gol olarak yemiş olsaydı kimse burada Livakovic'i konuşmazdı. Ha. Hatalı pozisyonda tutsaydı. Doğru mu? Şimdi Livakovic iyi oyuncu ama öncelikle çok arkasında durduğumuz ligimizde daha fazla süre alsın istediğimiz sayın yerli hocalara gelmek lazım. Ha. Hemen bir rollenme başlıyor. Ben yaptım. Ben ettim. Ceko kim? Benim sistemim oynuyor. Yanlış anlamayın. Ben bunu Fenerbahçe üzerinden örneklendiriyorum. Yarın siz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi sen Ceko'yu 70. dakikada oyundan alıyorsun. Doğru mu? Doğru. Yanında Tadic'i alıyorsun. Bence ikisi de çok iyi oynuyordu. İrfan Can da çok iyi oynuyordu. Hadi İrfan Can'ı aldın. Adam işte Cengiz iyi bir performans sergiledi. Aldın. Ya maç 1-0. Herkesi anlarım. Bu Jose King'in oyunda ne işi var ya? Hadi tam Batshuayi de anlamam. Bu arada onu da söyleyeyim çok net bir şekilde. Batshuayi de anlamam. Sonra şimdi 1-0 öndeyken Fenerbahçe Samsun ne yapacak? Baskı kuracak illaki. Senin en etkili oyunculuğun, en hızlı oyuncun kim? Oyuncularından bir tanesi Szymański. Szymański'yi de tam oyunda olması gerekirken alıyorsun. Yerine birebir de etkili oyuncu Emre Mor'u alıyorsun. Doğru mu? Yani şu değişiklikler hepsi yanlış. Bir tek Cengiz anlarım. Onun dışındaki bütün değişiklikler yalnız. Bu arada Erman abinin şu dediğine çok katılıyorum. Bu kadar pozisyonu bulacaksan atacaksın. Atacaksın. Zeki'nin pozisyonuna el olabilirim. Ya Mami beni tek verme oğlum ya. Şuralarımı ödem tutmuş bak. Tribe girdim ya. Yapma şöyle. Zaten zar zor buluyoruz bir şeyler. 3-5. Onları da kaçırtıracaksın oğlum. Realse mealse düşeceğiz bir şeyler olacak. Arkadaşlar programdan kimse kesti almasın kurban olayım. Habeş maymunu gibiyim ama yine işimin evet, başındayım. Görüyorsunuz saç ektirdim de ondan. Yine işimizin başındayız. Yine sizi bırakmadım. Hepsi yanlış. Yine bu iki puan, bu iki puan İsmail Hoca yazar kim ne derse desin. Ama hocanın tabii ki hakkı vardır. Bugün şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yine bakıyoruz yine Fenerbahçe çok güzel olağanüstü bir oyun oynuyor. Attığı golde de nitekim aynı şekilde. He benim bitti program. Ben her şeyi anlattım. Hadi görüşürüz yani. Birader. Şimdi Erman abi izleyicilerimize bak, bir Hakan, soru sorduk. Dilerse şey onu var. Bir hatırlatayım. Hemen tamam, sana döneyim. Sor. İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikleri doğru buluyor musunuz? Evet %38. Hayır %62. Ben şunu şu söylüyorum. Şu anda 11 dakika içerisinde. Değişiklikler yanlıştır doğrudur değil. Üçü aynı anda olmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela Dzeko bu kadar çok ceza sahası içerisinde oynayacaksan son 20 dakikayı gol şansı yüksek bir oyuncu. O dakikaya kadar kaçırmış olması bir şey ifade etmez. Oraya yanına Joshua King'i at sol kenardan. Mesela Szymański Emre Mor mu yaptı? Yanlış mı hatırlıyorum? Szymański Emre Mor yaptı. Abi Szymański ile Emre Mor'un pozisyonlarının ne alakası var mesela? Emre Mor açık alan oyuncusu, birebir yakalayacak, adamı geçecek falan. Adamı göbekte kalabalığın içerisine attın. Szymański performansı bekliyorsun. Fenerbahçe'nin telaş yapmasının sebebi İsmail Hoca'nın telaş yapması. Geleceğim. Yani her şeyden önce İsmail Hoca hemen panik yapıyor. Kupa maçında bol gollü bir galibiyet almış olabilirsin ama kupa maçıyla bu maç bir değil ki. Ne atıyorsun hemen Batshuayi? Bir sakin ol. Ki Dzeko'nun da çıkarken... Şimdi ona geliyorum. Peki. Şimdi ona geliyorum ama bu arada tabii ikinci yarıdaki performansı nedeniyle özellikle Samsun Spor'u ve Marcus Gastrol'u de tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi tuttular bence oyunu. Gastrol. Yani şöyle gole yapamazsan ikinciyi, üçüncüyü. Tabii. Oyunda kalıyor tabii rakibin. Samsun Spor'da çok oyunda kaldı. Ama. Ya abi ilk yarı pek direnemedi. Direnemediler ilk yarı evet. Ya ilk yarı bir ara yardımcı hakem bile tabii, kenarda koşarken nefes nefese kaldı. Fenerbahçe onu bile nefes nefese bıraktı. Öyle bir iştahlı oynuyorsun. Ama o iştahlı tempolu oyunda eğer 2-3 tane gol bulamazsan oyun dengelendiği zaman da bireysel hataya çok müsait Fenerbahçe. Hani Livakovic mesela bir bilmiyorum Altay yeseydi aynı golü. Oo. Fenerbahçe taraftarı çok Altay'a tepki gösteriyordu şu bilmem ne al. Demek ki oluyormuş kaleciler özelinde. Bir kurtardı, bir hatalı yedi. Evet. Ama iç sahada Samsun Spor'a puan kaybını yazmamıştır Fenerbahçe hesap olarak. O yüzden bir avantaj kaybetti Fenerbahçe. Daha çok maç var. Çok zorlu maçlar olacak. Maç sayısı arttıkça Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu erken açtıkları için bu tip rakiplere karşı zorlandıklarını daha çok göreceğiz Hakan. Evet. O yüzden de tamam Fenerbahçe büyük bir avantaj kaybetti. Ama bu tip maçlar normaldir. Olacak daha bunlardan. Evet, şimdi Batuhan'ın konusuna doğru geliyoruz. O da Dzeko'nun oyundan çıkarken
Bu hareketi kime yaptı? Batuhan. Şey yaptı. Bak. Hareket bu. Sevgilisini yaptı. Hayatım geliyorum ben hazırlan. Kim yapacak oğlum? İsmail Hoca yaptı bu hareketi. Başka bir açıklaması var mı? Adamı abonman ettiniz. Avrupa Kupası'na gidersin. Adamı oynatmazsın. Efendime söyleyeyim adam lige gelir. İki maç oynayacağım der. 70'te oyundan alırsın. Adam bıktı artık baba. Karakter de bir yere kadar. Ben 3 hafta önce kopardım. Bu biraz dayandı. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Çıkmaz oyundan Hakan. Çıkmaz abi. Çıkmaz. Bence bak çıkmaz. Şampiyonluk isteyen hele bir takımın... Hele bir de Batu Şahay gibi gereksiz bir adam varken çok özür dilerim. Ya o 4 tane gereksiz. Falan 4 tane falan atınca kupa maçında dediler ki o Batu Şahay çok formda atar. Arkadaşlar büyük maçların ya da çözülemeyen maçların oyuncusu değil Batu Şahay. O maçların oyuncusu Dzeko. Yaşı kaç olursa olsun ceza sahası içerisinde son 20 dakika oynayacağım belliyken Dzeko'dan Batu Şahay'a geçmeyeceksin abi. Dzeko, bak şampiyon olacaksan 7-8 tane oyuncuya güveneceksin ve asla onlardan vazgeçmeyeceksin. Bitti. En önemli kriter. En önemlisi de santrafordur bu konuda. Santraforda da Dzeko varken, dur Batu Şahay Dzeko'nun yerine girer de maç çözer diyorsan... Mesela ya, bana hep güvenirlerdi. Yanlış bakıyorsun. Allah razı olsun. Hep küme düştük. Hangi hocam güvendiyse 3 hafta sonra kovuldu. Ünal Hoca dedi ki, oğlum dedi sana güveniyorum, seni alıyorum dedi. Allah uzun ömür versin Ünal Hoca. Dedim hocam dedim tamam dedim o zaman dedim Urfa'da buluşalım. Ben Urfa'ya bir gittim. İkinci antrenman mı ne bir sakatlandım abi. Ne zaman iyileştim biliyor musun? 6 ay sonra. Ünal Hoca ayrılınca. Ünal Hoca gitti ya ben çatır çatır atmaya başladım. Ünal Hoca dedik karesin bana mıydı oğlum neredeydin sen diye. Kulakları çınlasın buradan. Ünal Hoca'nı çok severim. Çok düzgün bir karakterli. Çok. Harbi baba gibi bir adamdır. Hocam hakkını helal et. Şimdi sormak istediğim bir başka soru da. Batuhan şu anda bugün itibariyle Galatasaray'ın futbolcususun. Evet. Trabzonspor gibi çok zorlu bir deplasmana gitmişsin. En yakın rakibin Fenerbahçe. Sizlerin takım olarak evinde puan kaybını beklemediğiniz bir maça çıkıyor. Samsun maçına. Evet. Ama futbol öyle bir şey ki Samsun Spor'la Fenerbahçe berabere kalıyor. Şu an stada giderken arkadaşlarınla ne konuşuyorsun? Yani arkadaşlarımla bir şey konuşmazdım ama şöyle bir durum söz konusu. Ben mesela Galatasaraylı bir oyuncu olsaydım bugün Fenerbahçe Samsun maçını izlemezdim. Çok rahat derdim 3-4 tane atar. Bu arada Samsun'un da üstün eforunu harbiden ayakta alkışlamak lazım. Çok güzel şey yaptı. Zeki'ye rağmen bizim. Zeki. İyi oynadılar. Tebrik etmek lazım. Bu arada en iyi oyuncusu çıkarttı ha devre arası. Muadil maçı iyi çıkarttı. Evet. Tek verme dedim ya. Sabah öyle akşam beni tek vereceksin. Böyle kalayım ben. Kaldım. Paydos. Yok ben saçımı bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Yani buradaki söylememdeki konu şu. Galatasaray akşam ekstra performansla Trabzon maçına çıkacak. Ve buradan... Tüm iddia oynayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Galatasaray'a basın, evet. Parayı alın. Galatasaray. Maç sonu 2. Daha da söyle. Geçen verdiğim kupon da gelmiş Hakan. Onu da biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Erman abi nasıl bir ruh hali var? Icardi oynuyor mu? Kadrolar geldi mi Galatasaray? Icardi oynamıyor. Değil mi? Kadro geldiyse hemen kadroyu da alalım. Gelir büyük ihtimalle. Oynuyor mu Sabun? Ha geldi. Muslera, Boye, Nelson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Solbek, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış, Kerem, Zaha. Zaha santrafor. Icardi 11 başlamamış. Başlamamış. Abi iki antrenmanla da nasıl başlayacak zaten? Böyle bir başlasın metabolizma yani. Mı var? Bu nasıl anatomi? Çiftlik. Yani başlamaz tabii. Tekrar peki kadar. Şimdi bugün son 30 dakika. Icardi takımdan ne zamandır ayrı Zabun? Bir onun bilgisi çıkarım ondan sonra. 4 hafta. 3-4 hafta oldu. 1 aydır ayrı. Vücudun kendini sıfırlaması için gereken süre 21 gün. 21 gün antrenman yapmadığın takdirde, yüksek performansla bu arada futbolcular için. 21 gün antrenman yapmadığın takdirde vücudun tamamen sezon başı kampı almamış gibi bomboş vücudunu sıfırlıyor. Şimdi Icardi 1 aydır antrenman yapmıyor. Icardi bugün Trabzon'da yedek kulübesinde bu takım için ekstra bir moral ve motivasyondur. Ben şahsen Okan Hoca'nın yerinde olsam, belki bana söz düşmez, şey yapmaz ama ben bugün Icardi'yi ne 5 dakika ne de 10 dakika kullanırım. Neden? Çünkü Icardi'nin bu akşam Galatasaray maçında sakatlanma olasılığı çok yüksek. Yani ben de çıksam top oynasam Icardi ile şu an aynı durumdayım. Çünkü antrenman yapmadı. Doğru mu? Bir aydır. Fenerbahçe maçına böyle bir aradan geldi. Oyuna sonradan girip gol yaptı. Bence normal futbolculara göre farklı bir gücü var. İhtiyacı olursa son 15-20 dakika kullanacaktır. Riske ama atılır mı? Zaha'nın santraforluğu Halil'in santraforluğundan iyidir. Ha, ona ben de kefilim ama sence riske atılacak bir oyuncu mu Icardi? Mağlup çünkü
Arkanda hiç kimse yok. Diyelim ki berabere ya da mağlup durumdasın. Son 15 dakika atmaz mısın? Ben sahne? Beraberlikte atmam. Mağlupken belki bir ihtimalen derim. Riske atayım diye. Bence Galatasaray atmam. İçin mağlubiyetle beraberlik arasında hiçbir fark yok. İkisi de kayıp. Niye? Fenerbahçe kaybetmiş. Bu hafta fark eder abi. Alsın beraberliği devam etsin. Lig uzun maraton ya Erman abi. Bence çoktan konuşulmuştu. Ben Icardi'yi kaybetmektense 2 puanı kaybetmeyi eğlerim. Bence Icardi şimdi Galatasaray Hoca... maçına döneceğiz. Fenerbahçeli izleyicilerimiz kızıyor. Bizim maçı az konuşuyorsunuz diye. Haklılar. Tamam, doğru. Konuşalım. Çok özür dileriz. Biz niye daldık gittik oralara ya? Siz bir anda Icardi deyince senin kankan Icardi ya. Icardi deyince akşam o öyle gitti. Senin kankan olduğu için. Evet. Şimdi Erman abi izleyicilerimize de sordum. Az önce de söylemiş olduğum gibi. Bu kadar panik halinde yaptığını düşünüyor musun İsmail Kartal'ın bu değişiklikleri? Yani 69. dakika 3 tane çat 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 çat. Çok moralim bozuldu. Ne Erman oldu? Abi. Ne oldu? Yine botçular online. Ha olsun. Ya abi şu ekranları bir indirin. Şu like butonlarına basalım ya. Şurada şu işi örfüyle, adabıyla, adaletiyle, karakteriyle yapan bir iki kanaldan biriyiz. Şu beğeni butonlarına bir basalım. Dost var düşman var. Herkes bir butonları beğensin kardeşlerim. Sizi seviyorum. İyi ki. Teşekkür ediyoruz. Abi, bu arada 250 bin oldu abone sayımızda. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet Erman abi pardon sözünü kestik. Ne sormuştun ki sen? Ha, panik değişikliği mi? Dur tamam. Şöyle söyleyeyim. Bir kere İsmail Hoca gol yemeye ya da beraberlik durumuna pek alışkın ve hazır değil gibi gözüktü. Yani panik halinde 3 oyuncu birden değiştirdi. Fenerbahçe ondan sonra 1-2 tane pozisyona girdi. Batshuayi falan vurdu ama... Öncelikle bu panik havasından kurtulması lazım. Daha çok sular akacak Hakan. Daha çok puan kayıpları olacak. Derbiler var. Herkes puan kaybedecek. Ama Fenerbahçe'de Tadic, Dzeko ve İrfan Can. Üçünün aynı anda oyundan çıkmasını hiç normal bulmadım ben. Yine söylüyorum. Birini 70'de alırsın, birini 80'de alırsın. Ki zaten 96 dakika sürdü maç. Bu paniğe gerek yok. Sonra Emre Mor çok iyi, çok özel bir oyuncu, kabul ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusu olmak için... Doğru bir sezonda değil ya Emre Mor. Ya sağ tarafta oynatamazsın. Sol tarafta Joshua King ile Tadic var. Oynatamazsın. Emre Mor'u hangi pozisyonda oynatacaksın? Szymanski'nin pozisyonuna soktu bugün. Oranın oyuncusu değil. Ya Emre Mor topu basit oynayacak bir oyuncu değil ki. Emre Mor top ayağına geldiği zaman rakibin üzerine gidecek bir oyuncu. Ya kenarda oynatacaksın ya da oynatmayacaksın abi. Evet. Süper chat gelmiş. Mestan Altay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kaan Güler Bey. Hoş geldin dostum. Kaan Güler de demiş ki transferde yasağı olan ama ince bir çıkış yakalamış. Samsun Spor'da yorumlar mısınız? 5 dakika hakkımızdır. Batuhan'cım Süper Lig'de Samsun Spor kalır mı demiş. Yani Samsun Spor'un öncelikle taraftarı ve şehri bu Süper Lig'i hak ediyor. Yani alt liglerin kesinlikle takımı değil. Çok net bir şekilde. Zaten geçmişine baktığın zaman da Samsun Spor'un ne kadar iyi bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Bence Samsun Spor... Transfer döneminde yani şu dönemde transferlerde yapıp ligde kalmaya hak kazanacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ya biraz daha duygusal düşünmüş olabilirim. Çünkü Samsun Spor'u gerçekten çok seviyorum. Umarım Samsun Spor bu ligde hak ettiği yerlere en kısa zamanda gelir diyorum. Ya kim düşer? Orası belli değil ama... Düşenin dostu olmaz. Mesela Taylan Galatasaray'da ayrılmak istedi. Olmadı demeyeyim, bence olurdu. Ayrılmak istedi. Emre Kılınç ayrılmak istedi. Oralar için yeterli gözükmeyebilirler ama bence Samsun Spor için lüks oyuncular. Bugün oyundan çıkan Muadil Maci de aynı şekilde. Evet. Çok iyi bir oyuncu. Bu arada Douglas Costa da geliyor. Transferi. Samsun'un gerçekten en büyük sıkıntısı ne biliyor musun Erman abi? Ben sana en önemli avantajını söyleyeyim mi? Herkes Livakovic konuşuyor ama Okan Koçuk inanılmaz iyi oynadı. Çok iyi oynadı. 6 tane net kurtarışı var. Yani bence bu akşamın puan kahramanı Okan Koçuk. Yani bayağı bayağı iyi. Bence de İsmail Kartal. Hakkı var mı? Var. Bak yine söylüyorum. Kredisi var çok bu kadar güzel ya. Oynadı. Kredisi çok rahat bir şekilde var. Çok da güzel futbol oynadı. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu beğeniyorum arkadaşlar. Ben ilk yarıda tarihi fark ya okuyordum. İlk yarı ne oynadılar be? İlk yarı yani böyle bir tempo. Livakovic bugün böyle bir şey yaşamış olmasaydı eğer biz bugün Fenerbahçe'ye ve İsmail Hoca'ya belki de burada övgü dolu sözlerden bahsediyorduk ama... İkiye atacaksın baba. Kendi evindeysen ikiye atacaksın. Yani gök yarılır, bulutun içinden kar çıkar, karın içinden yağmur olur, aşağı iner, ayaz tutar. Adamın kafasına çarpar, gol olur. Olur mu olur? 1-0 sıkıntılı sonuç. Sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük takımım diyorsan, yukarıya oynayacağım diyorsan ikiyi yakalayacaksın. Kendi evinde tabii. O baskı da Dzeko atacak yani onu. Ya zaten gole ihtiyacın varken Dzeko'yu çıkartmak sen de Emre Mor'u falan almayacaksın. Bu antrenman maçı değil. Bak
Emre Mor sakatlıktan çıktı, antrenman maçı değil bu. Nasıl hakkını veriyoruz İsmail Hoca'nın? Bugün de eleştiriyi hak ediyor. Neden biliyor musun? Fred'i sakatlanana kadar tutma oyunda ya. Kurun içi niye aldın? Tutma işte sakatlanana kadar. Bak Fred'i de kaybettin durduk yerde. Batshuayi'ye haksızlık ediliyor mu biraz demişler. Hiç haksızlık falan edilmiyor. Yani zayıf rakibe karşı attığı 3-4 gol Batshuayi'yi Dzeko'nun yerine girer dedirtmez bana. Kusura bakmasın kimse. Her maçın oyuncusu vardır. Dzeko bu ligde senin 90 dakika eğer iş çözülmediyse oyunda tutmak zorunda olduğun bir oyuncudur. Ve illaki oyuna almak istiyorsan Joshua King'i sol tarafa atarsın Tadic'i santraforun arkasına, Szymanski'nin yerine. O zaman alırsın Joshua King'i ikinci santrafor gibi. Ama böyle 3 tane oyuncuyu aynı anda oyundan çıkartırsan forvet hattında çok ezber olduğu belli oldu. Fred de sakatlanana kadar ısrar etti Fred'in üzerinde. O da haddinden fazla yoruldu. Neyse bakacağız şimdi. Kurun içi de göreceğiz. Abi şöyle bir gerçek var. Sen o soruyu unuttun. Dedim ki aynı soruyu sana da sorayım. Batuhan'ın cevapladığı soru. Galatasaraylı futbolcuların rahatlama kapasitesi şu anda. Biraz daha kafaları rahat çıkabilirler bence maça. Bana göre şu anda rakiplerin ne yaparsa yapsın bu kadar nefes nefese giden bir zirve yarışında hiç kimse bir maça rahat çıkmıyor Hakan. Batu Hakan'ın yanına gelince Fenerli oluyor. Ümit abinin yanına gelince Galatasaraylı oluyor demiş bir arkadaş. Ben Fenerli miyim? Baba ben ortadayım. Kim neredeyse oradayım. Nereden bakarsanız öyle görürsünüz. Hayır ben hangi takımlıyım ya? Kimseden bir menfaatim yok. Ama yarın öbür gün bir şeyler açıklamaları da bekliyoruz şu anda. Ben de bakıyorum. Maç öncesinde Fener... Ne yaparsan yap Hakan'cığım. Bu işi bilenlerin sözünü dinleyeceksin. Ben mesela teknik direktör olsam ki tövbe... Açarım, tüm spor yorumcularını dinlerim. Yemin ediyorum dinlerim yani. Alırım 1,5 hıza, dinlerim kim ne anlatıyor. Futbol Federasyonu Başkanı olsam, MHK'nin Başkanı olsam yine dinlerim spor yorumcularını. Çünkü biz burada maça hazırlanmadan belki 1000 tane analiz yapıp çıkıyoruz. Yanlış mıyım abi? Bir dünya kağıt geliyor gidiyor yani. Doğru. Bakıyorsun ediyorsun. Yani doğru bir şey söyleyebilir. Bir dinleyeyim kulağımın yanından derim. Ha uygularsın uygulamazsın. O senin merciğine kararına kalmış bir şey. Bak bana saç ektirdim. Doktor bana dedi ki, Batuhan dedi bak, şuraya dedi, şu bandajı takalım dedi. Ya ben de dedim ki bak dedim Arabistan'da bu kadar muhabbet oldu. Ben dedim Araplar gibi dedim saçıma dedim bunu takamam. Takmazsan şişebilir dedi. Lan doktordan daha iyi mi biliyorsun dımgıl? Takmadık indi buraya ödem. Bak burnuma 8 tane oldu. Bak Hakan, toprağa bakıyorum. Bir şey söyleyeyim sana, ilginç bir detay var. Oyundan çıkan oyuncular kaptan Dzeko değil mi? Evet. Kaptanlık kolu. Evet, Tadic'e veriyor. Pazubanlığını Tadic'e veriyor. O da kaptan. O İrfan da kaptan. Onu alıyor İrfan'a ve İrfan da kaptan. Ya bu kadar saha içi liderinin sorumluluk alması gereken adamın aynı anda oyundan çıkması ki 20 dakika uzatmalarla 25 dakika civarında bir zaman var. Ya, anormal saçma bir karar oldu ya. Yani Dzeko da tepki gösterdi. Ya, futbolun doğasında var bu arada bu. Yüksek nabızda oyundan çıkarken oyuncu bundan memnun olmayabilir. Gösterir teknik direktörüne tepki ama bu işler uzun sürmez. Bir krize dönüşmez genelde. Bu puan kaybından alınacak en önemli ders bu 3 oyuncunun işler kötü giderken özellikle de aynı anda sahada kalması. Şimdi sizlerden de özür diliyorum Batuhan saçlardan bahsedince. Biliyorsunuz ben saçla ilgili çok ciddi bir sorun yaşadım. Erman abiyle Batuhan'la da işte buradaki arkadaşlarla da çok ciddiydi. Yani bir sene boyunca neredeyse kel dolaşıyordum ama tedavim bu hafta sonunda bitti. Hayırlı olsun. Saçların güzel ya böyle. Sağ ol abi. Doktor Hasan Şahin hocama buradan çok teşekkür ediyorum. O da bizi izliyormuş. O da mesaj attı. Batuhan saçları da çok güzel olmuş. Kuvvetlendirmek için Batuhan'ı da yanıma bekliyorum dedi. Selam söylüyor sana da. Hocam çok teşekkürler. Çok teşekkürler. PRP yapacağım ona dedi. Çok teşekkürler. Sağ olsun. Çok sağ ol. Hepinizi bekliyorum. Bir gün çay kahve muhabbet edelim. Erman abinin de sakallarını kuvvetlendirin. Onun sakalları çok iyi. İnceltebiliyor muyuz biraz? Çok kalın bu Erman abinin sakalları. Bana bulaşma. Lütfen. Ne oldu? Bana bulaşma. Ben iyiyim. Saçım sakalım var. Bak zaten adamım. Bir şey söyleyeyim mi? Her hafta dinleniyorsun. Bir hafta varsın, bir hafta yoksun. Seni özlüyorum bak. Sözlerini de tutmuyorsun. Ayakkabım nerede? Aa doğru bak. Yemek nerede? Senin köfteler? Ayakkabın. Benim ayakkabım yok. Özür dilerim. Onun yemek nerede? Ne yapayım? Seni kucağımda yemeğe mi götüreceğim? Abi gel arayacaksın. Gel kardeşim diyeceksin. Ben yüzsüz müyüm ben seni arayayım? Şu hafta arası maçları geçsin de. Beni niye? Geçen hafta da aynı şeyi söyledin. Erman abi her hafta aynı şeyi söylüyorsun. Geçen hafta da aynı şeyi söyledin. Evet. Şu maçlar Okan bitsin, Koç'un şu maçlar açıklaması bitsin. Geldi. Ya Erman abi gören futbolcu zanneder kardeşim. Ben anlamadım bunu ya. 886 tane yerde çıkıyor biraderim. Yetişemiyor artık gel. İki tane. Yetişemiyor artık. Yarıya bölsen ne para kazanır ha bu. Okan Koçuk diyor ki nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Erken bir gol yedik.
Golden sonra oyunu tutmayı başardık. Burada gerçekten puan ya da puanlar almak çok zor. Fenerbahçe çok baskılı oynuyor. Bir puan için oldukça mutluyuz diyor. Beğeniyorum. Abi, sezonun en sürpriz puanı. Ama beğeniyorum aynı zamanda hak edilmiş puanı. Bak, rakibinin kalecisi bir hata yaptı. Senin kalecin hiç hata yapmadı. Ve iyi oynadı. Fenerbahçe'de bundan daha fazla karşılık vermek kolay değil. Yani bir arkadaş demiş ki Ryan Kent oynamaz mı? Ömer'imin kulakları çınlasın karşımda. Kent abi, oynamaz. Ryan Kent, Emre Mor falan şu anda Fenerbahçe'nin kanat rotasyonuna giremezler abi. Kent tekel bayi de oynar. Olmaz. Zaman geçirmeden oynaz. Dolayı çok tepki aldın. Ne söylemek istersin diye sorulmuş Okan Koç'a. Futbolun içinde bunlar var. Gerektiği zaman doğru. Onlar da yapılıyor. Çok başka doğru. Rakipler de yapıyor. Futbolun doğasında olan şeyler demiş. Çok doğru. Adam küme düşüyor abi. Geçirecek tabii vakit. Sen de hiç şeyi söylemiyorsunuz verilen uzatmaya 2 dakika fazla oynatıldığını. Hı? Hakemi bu durumdan dolayı tebrik etmek isterdim ama etmiyorum. Çünkü rezil bir hakemi hiç sevmem. Hakemlik bir şey yok ama bu akşam. Abi yani, hakemlik bir olay yoktu çünkü. Sonuca, ya ben hala Zeki'nin pozisyonundayım. Yani. Zeki'nin top pozisyonda eline çarptı mı çarpmadı mı? Ben hala oradayım. Yok çarpmadı da ben Bahattin Şimşek'i tebrik ediyorum. Golü çok kısa sürede verdi bak bu arada. Hemen Barla çok koordine oldu. Dün Alanya maçında abi 9 dakikada golü incelediler ya. Ne yapıyorsun sen? Bu herif beni olmayan 2 tane sarı karttan attı. Sen bunu tebrik edemezsin Hakan. Tamam ona, o zaman da bunu tebrik edemezsin. Olmayan 2 sarı karttan attı. Bütün bir şehri ağlattı ya bu adam. Hala o gün bugündür unutmam Erman abi. Yemin ediyorum ben bu Bahattin Şimşek yüzünden bir hafta uyku uyuyamadım lan. Bir hafta gözüme uyku girmedi. Bir de diyorum ki yok adam ya Gümüşhaneli diyor ki ona verdi zannediyor. Üzülüyor onun da sarısı var Ziya. Kulakları çınlasın dışarı çıkıyor abi. Adam ağlıyor sana verdim diyor bana. Beni atmış. Hayda. Neyse artık yapacak bir şey yok. Seni de affettim Bahattin. Ama neler affettim ben. Seni de affediyorum Bahattin Şimşek. Yani affediyorum derken gönül kırıklığım yok. Yanlış anlaşılmasın. Affetmek Allah'a mahsustur. Beni de Bülent Yıldırım atmıştı Rize'de. Aha! O bıraktı abi. Biraderim ya. Bıraktı ha. Ama bence bugünkü özellikle Emre'nin gol kararını da çabuk verdi. Vallahi çabuk. Dün 9 dakika sürdü abi Alanya maçında. Ama biz daha ilk tekrarda gördük golü. Tabii sen hemen söyledin Allah'ım var yani. Pozisyon gol evet, bugün ben. Bayağı iyiydin ya sen. Pozisyonlarda Erman. Benden iyiydin. Tecrübe diyelim biz ona. Stüdyo ne oldu? Şubat ayında geçiyoruz Altın Çocuk. Stüdyomuz artık hazırlıklar tamamlandı. Sedat Bey. Şubat ayında hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sedat Bey orada gece gündüz kendisi ve bugün de geldi. Şimdi bir izleyicimiz sormuştu, geçti o soru. Dzeko çıkarıldıktan, oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe kenarlardan daha çok orta yaptı diyor. İşte onu söylüyorum ya. Ne kadar saçma. Şimdi belli hakikaten. Ki Samsun Spor golü attığı andan itibaren belli ki sen rakip sahaya oyunu yığacaksın. Ceza sahasına da çok fazla gireceksin. Yani risk alınacaksa bile Batshuayi'yi Dzeko'yu beraber atarsın oyuna. Kenara indiğin her pozisyonda ceza sahasında bir fazladır. Joshua King'i de atarsın iki fazladır. Yani ne diye çıkartıyorsun Dzeko'yu oyundan ya? Bir gol atma şansın varsa onu da kaçırdın gitti. Neyse İsmail Hoca için de bir tecrübe. Bugüne kadar yaptıkları üzerinden bence bu kredisi var. Var ama bu puan kaybı pahalıya mal olabilir mi? Evet, pahalıya mal olabilir. Bu akşam özellikle Galatasaray Trabzonspor'u yenerse avantajı tekrar ele geçirdi derim ben. Tabii şimdi mesela bir de transferler de var. İşte buyurun bu şekilde puan tablosu da. Sakallarını eken kişinin numarasını verir misiniz demiş bana. Sakal ekiliyor mu? Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. Sakal ekimi ben de ilk kez duydum. Bu saç ekimi çok meşakkatli bir şey değil mi? Çok basit ya Erman abi. Acımıyor mu? Yani şimdi bununla ilgili birkaç bir konuşmak istemiyorum. Biraz bir zaman geçsin. Bir tam ben bir şey yapayım. Randımanına bakayım ama acımacı söz konusu değil. Hiçbir şekilde canım falan acımadı yani. Allah'a ver. Uzun sürdü mü? Yani şimdi benim saçlarım kesilmeden ekildiği için bundan dolayı biraz uzun sürüyor. 6 saat falan sürdü. Senin böyle bir problemin yoktu gibi ya. Vardı yani. Abi şuralarım biraz açıktı ya. Ne zaman burada kameraya baksam onun sen için. Sen ne zaman kız arkadaş yaptın sonra böyle tuhaf işlere girmeye başladın? Yok abi ne kız arkadaş? Vereyim ben Erman'ım. Niye öyle diyorsun? Erman abi bir de işin... Seni takip edemiyoruz ki hızını kardeşim. İşin garip tarafı bir denebiliyor şakaydı musun? Ya. Başımız bağla olma arifesinde diyelim. Abi şöyle bir durum var. Ne oldu? Ne oldu hocam? Ya. Bizi çağırırsın artık bir şey yaparsan. Düğün falan bir şey. Seni niye çağırayım Erman abi? Manyak mısın sen bir şey yaparsam Allah Allah. Şeyi nikah şahidi Ümit Karan. He nikah çağırırım. Ümit Karan mı? Uzun sürmez o zaman. Ümit abi nikah şahidi yapar mı? Ümit abi nikah şahidi yaparsan geçmiş olsun.
Şimdi ya ne soracağımı da unutturdun. Adama bir şey soracaktım. Değerli izleyenler, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Birazdan Galatasaray maçını da konuşacağız ama açıklamalar oldukça önemli. Geldikçe de sizlerle paylaşıyoruz. Herkes bana diyor ki Batuhan'a ne olmuş? Ben ne bileyim Batuhan'a ne olmuş? Ben adamı her gün görüyorum arkadaşlar, bana sormayın. Dışarıdakiler anlamıyor, özellikle. Dışarıdakiler daha rahat anlıyor. Daha rahat anlıyorlar. Ben şimdi her gün görüyorum, bana mesela şiş gelmiyor suratı. Değil mi? Bana da şiş gelmiyor benim suratı. Ben gözlerinde bir şey fark ettim hafif. Onun dışında bir şey fark etmedim. Ben mesela saçını fark etmemiştim. Kendisi söylemesi farkında değildim. Herkes bana onu soruyor mesela. Bugün aşağı indim. Bizim Mustafa abi diyor ki Batuhan'a ne olmuş? Ne bileyim Mustafa abi dedim. Bir şey olmadı ki çocuğa. Çete bakıyorum bir yandan. Çete de bak. Ama hiç mesaj gelmiyor. Allah Allah. Demişler ki TÜBİTAK'ta çok ciddisin. Burada makara kokara yapıyorsun. Bu bizi izleyen insanların ne istediğiyle alakalı. Evet. Siz yani buradan, her platform farklı. Ne görmek istiyorsanız onu yapıyoruz ama saygı çerçevesinde. Kimseye saygısızlık etmiyor. Tam bir şey diyecektim daha Derman abi, iyi yırttın. Bu arada Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü İrfan Buz'un babası vefat etmiş. Maç sırasında vermiş haber. Hocam başım sağ olsun. Maçın ardından sonra vermişler haberi. Öyle kendisine. Mi? Başın sağ olsun hocam. Hakikaten Erkan Hoca'nın da, İrfan Hoca'nın da. Erkan da benim mahalle arkadaşımdır. Evet. Biliyorum, onun için söyledim zaten. Arayayım hemen. Başı sağ olsun hakikaten. Mekanı cennet olsun. Üzüldüm şimdi çok. Açıklama var mı Zabun? Yoksa Galatasaray maçına ufaktan geçelim. Geliyor herhalde. Açıklama oldukça. Abdullah Avcı ne dedi? Ben buradan okuyayım. Abdullah Hoca diyor ki Bakasetas geçen hafta sakattı. Kulüp resmi açıklama olmadığı için bununla ilgili konuşuluyor. Dün bir toplantı yaptık. Bugün sonradan da olsa sahada olmak isteyebileceğini söyledi. Transferle alakalı bir durum var ama resmi açıklama ve kap olmadığı için bu konuda konuşmayacağım. Şimdi Trabzonspor da bu maça oldukça sıkıntılı çıkıyor aslında. Neden sıkıntılı? Abi şöyle, hafta içerisinde kupa maçından sonra dedi ki hoca Abdülkadir Ömür ve Umut, iki futbolcum yoklar, kadro dışılar. Yani bilmediğini söyledi. Ben sana Ömür, futbolcu kadro dışı bırakıldı. Ömür meselesini evet, şimdi anlatayım. Ömür meselesini anlatırsan Umut Bozok zaten sezon başından beri sakatlıklar, şunlar bundan tercih edilmiyor. Gönderileceği belliydi. Abdülkadir Ömür meselesi de şöyle. Abdülkadir Ömür uzun süreden beri oynadığı zaman vasat oynuyor. Beklentilerin altında kalıyor ve Trabzonspor'la bağları kopmuş durumda. Ben görüyorum bazen sosyal medyada diyorlar ki tam Galatasaray maçı geldi, Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bırakıyor. Arkadaşlar hiç mi takip etmiyorsunuz? 3 hafta önce zaten oynamayı bıraktı Abdülkadir Ömür. Ve gideceği belli oldu. Yani bu maç özelinde değil. Ayrıca Galatasaraylı olsam derim ki Abdülkadir Ömür oynasın. Çünkü sezon... Kapalı mı? Geldi mi? Gelmiş. Evet, ben bir maç tahmini alayım. Galatasaray-Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır Erman abi? Bir kere Trabzonspor'un oyuncu kalitesi düşük fakat derbileri iyi analiz eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir Trabzonspor var. Valla Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikten sonra Trabzonspor'un derbilerde ne yapacağını kestirmek çok kolay çok değil. Çok kolay değil, evet. Önce Galatasaray galibiyeti, sonra beraberlik olur diyorum ben. Batuhan sen nasıl Abdülkadir'in bu durumundan dolayı takımın içindeki Trabzonlu çocukların falan biraz moral motivasyon düşmüştür. Ailecek görüşen insanlar. Tabii. Oyuncuların da etkileneceğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi de Galatasaray'a ekstra bir doz olarak doping salgılayacaktır. Bugün Galatasaray'ın maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Zaha'nın santraforluğunda ilk defa seyredeceğiz Türkiye'de. Tabii. Yani bir bakarsın sol santraforda başka benim bir sergilerim. Benim niye başka mevkilerde denemediler biraderim? Fazla para alınca mı böyle oluyor? Ne oynardın mesela? Stoper oynardım ben, az koşardım. Al baba ver yanına. Isırırdın da milleti arkadan. Ne ısırması, yalandan yukarıdan çıkar vururdum. Vallahi. Oğlum Bahtiyar kadar oynardın stoper. İşte onu diyecektim ben de, Bahtiyar kadar oynardım. Bahtiyar kadar oynarsam futbolu bırakırdım. Ses al abi. Ses aldım. Ulan daha demin benim sövdüğüm çıkmış mıdır acaba? Böyle olsa da yok. Oyun yok, yayın yokken gitmiyor mu onlar? Sadece kapalı dedi. Bazı teknik aksaklıklar, internetle ilgili bazı sorunlar oluyor değerli izleyenlerimiz. Artık bunun için
Sizlerden özür diliyoruz yeni stüdyomuza geçtiğimizde. Artık inşallah bundan hiçbir tanesi olmayacak. Şubat ayı itibariyle de yeni stüdyomuzdan yayınlara başlayacağız. Erman abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok Batuhan, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm çete selamlar olsun. Ve akşam Galatasaray maçından sonra görüşürüz. Evet. Galatasaray maçından sonra Ümit abiyle Batuhan yine yayında olacaklar. Fenerbahçe Samsunspor beraberliğini sizler için değerlendirdik. Ve bu karşılaşmada Misli'den de süper oranlarla oynayanlar daha fazla kazanç sağladılar. Sizler bu fırsatı kaçırdıysanız sakın üzülmeyin. Hemen Misli'ye üye olup süper oranlarla kuponlarınızı yapın ve siz de daha fazla kazanç sağlayın. Üstelik Misli'ye hemen üye olursanız 50 TL hemen hesabınıza geçecek ve sizler de koşulsuz şartsız 50 TL ile oynayabileceksiniz. Trabzonspor Galatasaray maçından sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.